Peki şimdi MasterChef'le adını duymuştuk. Papağanın boğazını sıkan bir enteresan bir görüntü vardı. Canlı yayında. Tabii çok canımızı sıkmıştı bu görüntüler. Sonrasında bir ceza çekti ama şimdi yeni bir skandalla Murat Özdemir'i görüyoruz. Polislere rüşvet teklif ediyor ve görüntüler de enteresan. Buyurun. MasterChef'ten sonra adını duyuran Murat Özdemir'den büyük terbiyesizlik. Devletin memuruna rüşvet teklif etti. Bitmedi, hakaretler etti. Arabası çekilmesin diye vatandaşları ayağa kaldırdı. Bir skandal, bir rezalet daha. Kim mi? Yarışma programlarıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Murat Özdemir. Elinde beslediği bir papağana işkence uygulayan hayvan düşmanı. Murat Özdemir yarışmadaki aşırılıkları ve papağanla yaptığı işkencenin ardından ruh ve sinir hastalıklarında tedavi görmüştü. Türkiye'nin yüz karası Murat Özdemir bu olaylardan sonra özür dilemiş ama kimsenin yüreği soğumamıştı. Çünkü papağan hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin adını her geçen gün biraz daha az duyduğu Murat Özdemir geçtiğimiz gün ne yazık ki bir kez daha gündeme geldi. İşini yapan devlet memurlarına zorluk çıkardı. Kaç para? 200 lira mı? O kadarcık mı? Bolu'da işlek bir caddede aracını yanlış yere park edince görevliler aracı çekmek istedi. Ancak Murat Özdemir aracın çekilmemesi için her yolu denedi, çirkinliklere başvurdu. Polis ekipleri bu çirkin davranış karşısında gerildi. Memurların emriyle aracı çekmeye çalışan, işini yapan bir vatandaşa saygısızlık etti. Utanmaz insan, pes dedirtti. Devlet memurlarına, yemişim memurunu dedi. Karşısında kendisinden baskın birini görünce ise bir anda çark etti. Murat Özdemir, rezilliklerine ne zaman son verecek? Arkada görülen araç var ya, Murat'ın arkasında görülen araç aslında çekilecek araç. O çekilecek araçtan daha pahalı bir para, yani daha yüksek bir miktarda para çıkartıyor ve teklif ediyor tabii rüşveti. Ama buna rağmen polislerimiz bırakacaktı onu. Yani onu ciddiye almadılar ama sonrasında artık hakaret ve üzerlerine yürüme olunca tabii alıyorlar gözaltına. Yani arabayı alıyorlar, sonrasını bilmiyorum. Buyurun. Şimdi Türkiye'de ünlü olmayan ve bana sorarsanız çok da vasıflı olmayan insanların büyük reyting alan programlarda birden ünlenmesinin sonucunda bunun gibi çok olay gördü Türkiye. Bu ilk değil, son da olmayacak. Ha, burada televizyon kanallarının ne kadar sorumluluğu var? Dünyanın her yerinde televizyonlar ticarethane. Bu tür programlar yapılıyor, yapılacak bir şey yok. Ama tekrar söylüyorum, yani piyangodan nasıl para çıktığında o hemen kaybolur gider. Böyle gelen şöhret de kişinin akıl sağlığını bozuyor. Ben öyle düşünüyorum. Kişiler, şunu da görüyorum. Yani o kadar parası var, pulu var, iş adamı ünlü olmaya çalışıyor. Herkes bir noktada Andy Warhol'un söylediği gibi bir noktada ünlü olmaya çalışıyor. Ünlü olmak paradan, puldan, çoluktan, çocuktan daha önemli. Daha yani önemli, enteresan ve taşınamaz. Yani bu şöhret ona para getirmediği sürece, bir kariyer getirmediği sürece bunlar hep gördüğümüz aslında olaylar. Evet, ben senden daha farklı bir şey düşünmediğim için üzerine bir şey eklemeyeceğim. Aynılarını düşünüyorum. Sonuç olarak dediğim gibi ünlü olmak önemli değil, tanınmak da önemli değil. Nasıl tanındığın önemli. Evet. Senden bahsedilmesi önemli değil, senden nasıl bahsedildiği önemli. Hani herkes ben ünlüyüm zannediyor ya. Hani veyahut da iki tane resim çektirdikleri zaman gerçekten kendisini önemli bir şey zannediyor. Hayır. Bak bunlarla da fotoğraf çekiliyor. Yani sen tanınmanın
gerçekten senin bir şey olduğunla alakalı olmadığını bilmen gerekiyor ama hiç kimse bilmez. Kıtıpıyoruz. Herkese bu Türkiye'de şarkıcı denir. Herkese ünlü denir. Yani hiçbir yerde çalışmayana, hiçbir gazinoda çıkmayana atıyorum şarkıcı denir, az solist denir veya model olmayan iki tane bacağını açana model denir, başka meslekleri yapanlara. En çok zaten yani, modellik mesleği buradan darbeye tabii, almıştır. Yani hepsi ona bakarsan çünkü bizim meslekte her meslekte yoldan çıkmış insan vardır. Bizim meslekte biraz daha bu fazladır. O yüzden kurunun yanında yaşlayanlar dışarıdan baktığın zaman herkes aynı gözükür. Ama herkesin hayatı ve yaşam şekli falan farklıdır. Bunlar ünlü değiller. Bunlar bir süreçte işte dediği gibi ticarethane televizyonlar. Bunlar böyle katılırlar. Herkes de işte tabii bir survivor sonuçta. Seyrederler. Orada sivrilirler. Ama kendini korursan, sende bir şey varsa bunu avantaj haline getirip yürürsün. Mesela Mehmet Şefimiz gibi. Ha. Bak o adam yani gerçekten karizmasıyla, duruşuyla, beyefendiliğiyle gönüllerde başka bir yere oturdu. İşte restoranı var, işletmeleri var, vesaireleri var. Doğru kullanabilmek bu mesela. Danilo peki? Çok tatlı. Müthiş. Yani bunlar tabii... Sıla'nın kocası vardı ya. O Hazer, evet. Ha. Ama bir şey söyleyeceğim. O da doğru kullanamadı. Bana göre Sıla'ya o çok kadar. Yanlış kullandı. Adamın nasıl bir mutfağı var? Ben yanlışlıkla bir gün bir hamburgerciye gittim. Evet, evet. Yani bayıldım hamburgerlere. Sonradan dediler ki bu Sıla'nın işte ayrıldığı işten. Yazık, adamın ne kadar önemli bir kabiliyeti var. Tabii. Adam böyle bir şeyle nasıl gölgeledi? Sanki bu arada çok da falan... müthiş bir insandır. Onu da söyleyeyim. Bizim ortak arkadaşlarımız var. Dost olarak da çok iyi olduğunu söylerler. Bence zaten müthiş iyi kalpli insan. De bir adam ama yani tabii hatta ilişki yanlış başladı. Tabii, evet, o konuda da onu tabii söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey var. Bana göre de bütün bu saydıklarınızın yanında bu haberler tanınmakla tanınmamak arasında şöyle bir fark yaratıyor. Biri ikinci sayfaya çıkıyor, biri üçüncü sayfaya çıkıyor. Yani tanınmıyorsan bu hareketi yaptığında 3-4'tesin. Tanınıyorsan magazindesin. Yani bu, ama Serin de söylediği doğru yani. Neden orada olduğun değil, nasıl orada olduğun? Yani herkes tanınır. Bu ülkede biliyorsunuz bizim Ajdar'ımız var çok değerli biliyorsunuz. 3 milyon euro istiyor buraya. Ajdar geçen gün Bilal'i aradı, şarkı çıkarmış, ben de dinledim. Çok para istiyor. Korona diye. 2 milyon euro istiyor. Yoksa çok getirmek istiyoruz ama. 2 milyon euro istedi. O yüzden bizim öyle bir bütçemiz olmadığı için Ajdar'ı getiremiyoruz. Ama mesela Ajdar da Türkiye'nin önemli tanınmış insanlarından. Ben ne dedim? Ajdar gibi olup da farkında olmayanlar da var ama. Yani şöyle enteresan bir şekilde. Tabii Ajdar'ın yanından bile geçemez de onlar. Yanlış anlama Ajdar'cığım. Ama Ajdar gibi olup kendini başka bir kulvarda zanneden kadınla erkekle 3. 5. sınıf tipler de var mesela. Bir de yani, neler var biliyor musun? Taklitler. Evet. Ömür boyunca... O onun taklidi, o onun yaptığını yapanlar oldu. Ya onların hepsini öyle? Reklamlardan sonra vereceğiz. Çünkü ve daha kendi fazlasını. Olabilecek vizyonu yok ki bir başkasından alıntıyla çalıntıyla yapabilecek. Kim kimin taklidiydi? Ve tabii ki Serenay'ın da yeni aşk bombası patladı ama reklamlardan. Ah,